Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala temmani lekmelan ala seyyidil musallim Muhammedin katemin nebiyyin ve imamil müttakil ve ala alihi ecma'in ilahimuddin. Hediyete minna li şerefin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ve ezvacihi. وإلى روح مصنف هذا الكتاب وجميع أساتذتنا الكرام وآبائنا وأمهاتنا الفاتحة والصلوات. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Evet arkadaşlar. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. En tam, en kamil olan salat ve selam da peygamberlerin efendisi Muhammed Aleyhissalatu vesselam ve peygamberlerin sonuncusu ve muttakilerin imamı olan efendimize olsun. Aline olsun, alinin tamamına, elmaniyenin tümüne, ilahümüddin, o salat selam, kıyamet gününe kadar devam etsin. Kâle seyyiduna ve mevlana el-imam, el-alim, el-allama, cemalüddin, rehletu talibin, umdetul bulagâ il-maghribiyyin, Ebu Muhammed Abdillah bin Yusuf bin Hişam el-Ansari'l-Hambeli. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته بمني وكرمه. Bu cümle arkadaşlar zaten parantez için alınmasıyla da anlaşılıyor. Bu cümle musannefin cümlesi değil. Bu bizim ilim geleneğimizde alimlerimiz Allah hepsinden razı olsun çok muttaki oldukları zaman çok ihlaslı, müttaki oldukları için kitaplarının başına çoğu alim kitaplarının başına ismini bile yazmıyordu. O aşırı ihlaslarından ötürü tabii kitabın kayıp olmaması için, kime ait olduğu bilinmesi için onların öğrencileri gelip böyle bir cümle koyuyorlar. Mesela İbn-i Hişam rahimahullah bu olsun, Şerh-ı Kadr olsun, Şerh-ı Şüzûr-ü Zehb olsun, yani hepsinde böyle kitabın başına ismini koymamış. Biz bugün bir makaleyi bile yazdığımızda göğü yeri göğü inletiyoruz. Ama onlar böyle koca koca kitaplar yazıyorlardı ve isimlerini ihlaslarından dolayı koymuyorlardı. Öğrencileri kitapların kayıp olmaması için onu koyuyorlardı. Mesela Kavaidu Arap'ta da öyle. Kavaidu Arap'ta da kâle falan. İlginçtir. Kavaidu Arabi şerh eden Ebu Sena Muhammed Ezzili Ettukadi, onun Kavaidül Arabe yazdığı Hallül Maakid adlı şah, hala bizim doğu medreselerinde ısrarla okutulmaktadır. O bu cümlenin başında Kâlel Musannifu diyor. Halbuki bu Musannif'in sözü değil yani. Evet. İşte Efendimiz Mevla biliyorsunuz. Daha doğrusu seyyid kelimesi seyyid aslı seyvittir. Sade yevsüdüdendir. Yani kökü vavidir. Dolayısıyla seyyidin aslı seyvit. Meyyid de aslı meyvit. Bu iki sırada seyvit ve meyvit fe'il vezni fe'il vezni yerine kullanılmıştır. Yani normalde bu gibi bağlamlarda fail vezni kullanılır.
mesela Alim gibi, Hafiz gibi, Rahim gibi. Ama Araplar bu iki kelimede şey yerine, fe'ilim yerine fe'al vezni kullanmışlar. Dolayısıyla seyyid, seyyid. Tabi bizim doğu medreselerine halede kullanılmakta olan seyda bundan gelmedi. O seydanın aslı seyyidi. Seyyidi. Hatırlarsanız ya-i mütekellime idafe edilen münada isimde beş vecin, hatta nadir bir vecih daha var. Onunla altı eder, altı vecin caiz olduğunu söylüyorlar. İbn-i Malik ve qailun ve abdiye ve abda men fin nida ilya'iye evde o bir tefeba el münade mudafu ilaya el mütekellimi o başlık altında o vecihleri söylüyor. Dolayısıyla mesela bir vecih gulami, birisi gulamiye, birisi gulame, birisi gulama, birisi de gulame. İşte bizim medreselerde kullanılan seyda aslı seyyidi efendim. Sonra ne yapmışız? Tahfif için o şeddeli ya'dan birisini hasfetmişiz. Seydi olmuş. O ya-i mütekellimi makabli olan dali meftuh edince ya-i elife dönüştürmüşüz. Seyda olmuş. Dolayısıyla seyda ya-i mütekellime idafe edilen ve münada harfi hasf edilen bir isimdir. Evet. Mevla kelimesi çok anlamlı kelimelerden birisidir. Ona yakın manası var. Mevla'nın bir manası Efendimiz bir manası. Bir manası işi gören, yürüten, idare eden o mana. Bir manası Mevlid, şey Mevla kölenin efendisi. Yani bir mutlak efendi anlamına geliyor. Mesela bizim Mardinliler hala Mevlana diye efendime söyleyeyim saygı duydukları şeylere Mevlana diyorlar. O Efendimiz bir de dediğim gibi kölenin efendisi. O manaya da geliyor. Kölenin efendisi manasına geldiğinde addaldandır. Çünkü hem kölenin efendisi hem kölenin kendisi. O yönüyle addaldandır. Zıt anlamlılarda. Bir de yine addaldan geldiği diğer bir mana azat edene de Mevla denir. Azat edilene de Mevla denir. Mesela özellikle Mevlahum denildiğinde yani onların azat ettiği kimse demektir. Bu da bir de Mevla'nın bir kelimesi de akraba. Amcaoğlu, amcazade. Şair diyor ya وَمِنْ قَبْلُ نَادَى كُلُّ مَوْلًا قَرَابَةً فَمَا أَطَلَتْ مَوْلًا عَلَيْهِ الْعَوَاطِفُ وَاَيْتِ جَلِيلَدَ دَ يَوْمَ لَا يُغْنِ مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا. Orada Mevla akraba demektir. Evet, bu manalar geliyor burada. Yani tazim için kullanılan Efendimiz. Ve dolayısıyla Seyyidina için bir nevi atf-ı tefsir gibi oluyor. El-İmam öncü olan, El-Alim, buradaki El-Alim'deki El-İflam, Kemal El-İflamıdır arkadaşlar. Yani ilimde kamil olan. Mesela ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْمَ ف۪يهِ. O El-Kitab'taki El-İflam'ında evet Kemal El-İflam'ı olduğunu söylüyorlar. Bu da öyle. Çünkü bunu nereden çıkarıyorsanız deseniz yani onun düz alim olduğunu herhalde söyleme gerek yok. Dolayısıyla burada makam itibariyle El-İflam'ın Kemal El-İflam'ı olduğunu anlıyoruz.
Bir de el-allama. Allama bizim ilmi literatürde menkul ile makulu, usul ile furu'u cem eden alimlere allame denir. Ve yine bizim literatürde, İslami ilimler literatüründe iki kişiye bu ismi kullanırlar. Birinci allame Zemahşeri'dir. İkincisi de Tertazani'dir. Hatta belki hatırlayanınız olur. Tertazani için El-Allâmetü's-Sâni. Yani çünkü hakikaten Tertazani allâmedir çünkü. Makul ve menkulu icap etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Yani Tertazan da o derin ilmiyle bu ümmetin bir mucizesi gibi duruyor. Çok farklı kelamda, usulda, belagatta, yok mantıkta, yok nahu sarfta, yani hangi alan var ki Tertazan ele atmamış ve orada yazmamış. Akaid'de her yerde maşallah. Evet. Allamet, bu allametteki ta arkadaşlar mübalağa tahsidir. Tabi yani mübalağa tahsi çokça ilmi fazla olan. Tabi o zaman hemen akla şu geliyor. Peki Rabbul Alemin için allam kullanıldığında niye tahsis kullanılıyor? Halbuki en çok mübalağanın yani çokluğun ifade edilmesi gereken Allah'ın Celle Şen'in vasıflarıdır. Ki mesela Kahhar, Settar, Gaffar, Şekur hep Allah için mübalağalı sıralar olarak kullanılıyor. Onu te'nisi iham ettiği için yani te'nisi her ne kadar mübalağa için olsa te'nise delalet etmezse bile ama te'nisi akla getirdiği için Allah Celle Celaluhu'nun vasıflarında te'nis tahsisini kullanmak mümkün değil. Onun için Allah'a kullanılınca allam diye kullanıyoruz tahsisimiz. Cemaluddin onun lakabıdır. Normalde arkadaşlar burada şöyle nahvun bir kaidesi var. Lakab ile künye birlikte veya isim. Lakab, künye, isim. Bunlar birlikte geldiklerinde hem ismin hem künyenin lakabdan önce olması lazım. Normalde öyle. Ve ahiren zâ insivâhu sahibâ diye İbn-i Malik açıkça bunu söylüyor. Yani ve ahiren zâ lakabe gider. Lakabı geriye bırak, eğer başkasıyla gelse. Ha. Buna rağmen niye lakabı öne geçirmiş? Cevabın şöyle ifade edilir. Lakap bir şahıs için meşhur olunca adeta bin nevi ismi gibi meşhur olunca öne geçirmesinden mahzur yoktur. Rahlatut talibin yani talibin ilim öğrencilerin kendisine irtihal ettiği umdetül bulegâil magribiyyin batılı belirlerin dayanağı, itimat ettikleri kimse. Ebu Muhammed künyesi Abdullah adı bin Yusuf bin Hişam el-Ansari. Ansar kabilesinden gelmekte. Ve Hişam gördüğünüz gibi dedesinin ismidir. Ama ilim geleneğimizde veya Araplarda bir kişinin ataları içerisinde hangisinin iltibası daha az ise ona nispet edilir. Mesela İbn-i Malik rahimahullah. Malik ta onun bilmem kaçıncı dedesidir. Ama iltibası en az olan olduğu için o Malik olduğu için İbn-i Malik. Burada da öyle. Yani bizim ilim geleneğimizde tonlarca Yusuf var. Değil mi? Yusuf'a nispet etseniz olmaz. Yani
İltimas çok olur. Ha, Hişam'a da nispet edilenler çoktur ama öbürüne göre daha azdır onun için. İbn-i Hişam. Tabi İbn-i Hişam ne oluyor arkadaşlar? Şimdi onu çok kullanıyoruz ya. Ebu Muhammed'i hiç kullanmıyoruz. O da künyesidir. Ama İbn-i Hişam asıl şöhreti İbn-i Hişam nedir? İbn-i Hişam da künyedir. Çünkü demiştik ya Eb, Un, İbn, Bint bunlardan biriyle, bu lafızlardan biriyle başlayan isimlerine diyoruz? Künye diyoruz. Dolayısıyla burada İbn-i Hişam, Allah rahmet etsin, iki tane künyesi oluyor. Bir Ebu Muhammed, bir de İbn-i Yusuf, İbn-i Hişam. Mesela İbn-i Abbas, İbn-i Mesud, İbn-i Amr, İbn-i Umar, sahabelerden İbn-i Zübeyir. Bunlar hepsi birer künyedir. Mesela Ayşe validemizin de Ummul Mu'minin Ummu Abdillah. İki tane künyesi var. Ummu Abdillah, bir de Ummul Mu'minin. Bu da öyle. Ve El-Hanbeli'yi demek ki Hanbeli mezhebindenmiş. Hanefiler ve Şafiler onu kaçırdılar. Evet. Yalnız arkadaşlar hakikaten çok ihlaslı bir şahsiyettir. Yani bilmiyorum böyle bazı insanların kitaplarını okuyunca kitaplarında o samimiyet ve ihlası görüyorsunuz. Yani evet İbn-i Hişam hep Nahu'da kalem oynatmış ama o Nahu kitaplarını bile okuduğunuzda onun o ilmi ihlasını adeta hissediyorsunuz. تَغَمَّدَهُ اللّٰهُ بِرَحْمَتِي Allah onu rahmetiyle ne yapsın? Örtsün. Aslında tegammut gımd kökünden gımd kılıcın kını demek. Mesela tegammede seyfe kılıcı kınına soktu. Ha. Burada ya o manada istiare-i musarraha-i tebaiyye olduğunu söyleyeceğiz. Hatta istiare-i makine-i tebaiyye. İstiare-i makine. Yani o kılıca benzetilmiş ve tegammut kullanılmış makine, istiare makine tekhidiye. Ya öyle deriz veya da deriz ki tegammut lügavi manası örtme anlamında. Yani Allah onu rahmetiyle örtsün, kaplasın. Ve eskenehu fesiha cennetihi onu geniş cennetine durdursun. Buradan da anlaşılıyor ki bu cümle onun de yani öğrencileri yazmış çünkü ölümünden sonra. Evet. Ve burada eskene arkadaşlardaki hemze can hemzesidir. Yoksa normalde onu durdursun sanki öyle hapsetsin gibi bir anlam anlaşılabiliyor. Bunda da nefis inkibat eder. Bu inkibada mahal vermemek için alimler ince düşünmüşler ve demişler ki hemze burada can içindir. Ne demek? Yani cealallahu fesiha cenneti meskenen lehu. Allah o geniş cenneti ona mesken kılsın. Fesihan cennete olan idafesi min idafeti sıfeti ilel mevsufi. Yani eskenu el cennetel fesihata. Evet. Onu da minnet ve keremiyle. Ha bununla şuna işaret ediyor yani biz Allah'ın lütfu olmadan kim olursak olalım amelimizle bir yere varamayız. Evet. Amma ba'd. Kale amma ba'd. Bak o kalenin makulü amma ba'd'dır. Bu musannifin kendi kelamıdır. Yani İbn-i Hişam'ın Allah rahmet etsin. Amma ba'd hamdillahi ala ifdarihi. Onun fadıl ve lütuflarına hamd ettikten sonra ve Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve ailene salat ve selam getirdikten sonra fe inne evle ma tekterihul karaih. Karaih karihatin çoğuludur. Kariha zihin anlamında bugün de kullanılıyor. Hele Osmanlı'da Osmanlıca'da çok kullanılıyor. Zihinlerin istediği iktirah, isteme. Bugün modern dönemde de bu kelime çok kullanılır.
Hatta önerilerde, öneri için kullanılır. Ektarah aleyh, yani öneride bulundu. Zihinlerin iktirah ettiği en iyi şey, istediği en iyi şey ve a'la ma tecnehu ila tahsilihil cevaneh. Cevaneh, canihatın cemedir. Çünkü biliyorsunuz fevail vezni özellikli bir cemedir. Her kelime evinden çıkıp da ben fevail vezninde cem olacağım gibi bir şey yok. Onunla cem edilebilmek için ya camit isim olacak, ya failetun anlamında bir fail olacak veya da failetun olacak. Demek ki meyl edenlerin, yani burada cevaneh gizli bir mevsufun sıfatıdır. Gizli mevsuf da el-ukulu. Yani a'la ma tecnehu ila husul tahsili el-ukulu cevaneh. O ilimlere meyl eden, arzu eden akılların meyl ettiği en yüce şey. Değil mi? Dolayısıyla o cevaneh ya ukul veya efkar da diyebilirim. Ukul daha iyi. Ukul, kul. Öyle bir mevzu tabir lazım. İşte en iyisi ve en yücesi ma yeteyesseru bihi fehmu kitabillahil müzel. Bakınız alimlerimizin samimiyeti nasıl ortaya çıkıyor. Yani demek ki nahvle meşguliyetleri, başkasına hava atmak, iyi bir nahvcıymışım demek veya onun için kitap yazmak değil. Ya Allah'ın kitabı. Hedefte Allah'ın kitabını anlamamak. Ve tabi bundan da şunu anlıyoruz. İslam medeniyetinde, İslam medeniyetinin bireylerinin zihin dünyasının merkezi noktası nedir? Tevhiddir. Ve İslamiyettir. Merkezi nokta. Nirengi noktası. Hep bunun etrafında. Evet. Demek ki akıllar, arzu eden akılların arzu ettiği en yüce şey ve zihinlerin istekte bulunduğu en iyi şey Allah'ın münzel kitabını anlamaktır. Yani Kur'an'ı anlamaktır. Ve yettadihu bihi ma'na hadisi nebiyyil mursal. Ve onunla gönderilmiş peygamberin hadislerinin manasının vazih olduğu şeydir. Yani en iyi ilim budur. Dolayısıyla bundan dolayı da şunu söylememiz mümkün. Hakikaten Kur'an-ı Azimuşşan'ın dünya ilim tarihinde çok büyük bir rolü vardır. Bak, özellikle ifadeyi kullanıyorum. Dünya ilim tarihinde Kur'an'ın ilimlerin gelişmesinde çok büyük bir rolünün, etkisinin olduğunu görüyoruz. İlimlerin kurulmasında ve gelişmesinde. Mesela bu ihlaslı alimlerimizin hemen hemen %95'i yazdıkları nahu, sarf, mani, belagat, beyan kitaplarında onların nihai hedefi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine ve onların ekseninde gelişen İslami ilimlere hizmettir. Yoksa hani bugünkü seküler mantıkla ilim ilim içindir gibi bir mantıkla asla yapmamışlar. Evet. Neden? فَاِنَّهُمَا Çünkü her ikisi Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti el-vesiletu ile saadetin ebediyeti. Ebedi mutluluğun vesilesi onlardır. Ve'l-zeriatu ila tahsilin masalihin diniyeti ve dünyeviyeti. Hem dini hem dünyevi maslahatların vesilesi de zeriat da vesiledir. Onlardır. Ve aslu zalika. Evet. Tabi bundan da yani şunu çok net anlıyoruz. Bu 1300 yıllık süreç içerisinde, İslam tarihinin 1300 yıllık süreç içerisinde
siyasi ehramın tepe noktalarında bir takım kavgalar falan olmuştur. O kavgaların bir kısmı da aşağıya kadar da sirayet etmiştir. Ama genel manada Müslüman toplumlar doğudan batıya kadar, güneyden kuzeye kadar Müslüman toplumlar, halk kalabalıkları İslam'ın o ruha sağladığı saadet ikliminde hayatlarını sürdürmüşler. Ve bunda çok büyük saadetler, dünyevi saadetler kazandıklarını görüyoruz. Mesela küçüklüğümde bile hatırlıyorum, bizim köyümüzdeki bundan 40-50 sene önce köyümüzdeki o insanları hatırlıyorum. Onların o İslami hayattan o kadar, tabii İslami yaşayışı iyi olanlar, öyle bir saadet alıyorlardı ki, öyle bir mutluluk alıyorlardı ki hala o manzara gözümün önünde de unutamıyorum. Hakikaten. Yani dolayısıyla birilerinin bugün yaptığı gibi İslam'ın mi haşa siyasi kavgalardan, İslam tarihini siyasi kavgalardan ibaret saymak, yok efendim söyleyeyim belli bir azınlık şey gibi o görmek, bu dünyanın en büyük zulmüdür. Ve hep şunu düşünüyorum, bütün İslam tarihi boyunca büyük kitleler, kalabalıklar az veya çok İslam'dan çok büyük saadetler elde etmişler. Çok büyük maslahatlar elde etmişler. Yani hani bugün batılılar demokrasi deyip ağızlarına pelesenk yapmışlar ya, ve ilginçtir, demokrasiyi de en çok darbe vuran kendileridir. Ve bu bizim gibi geri halklara da sanki çok büyük şeymiş gibi sirayet etmiş. O İslam tarihinde de aynen bunun çok ötesinde herkes İslam'a mensubiyetle izzet duyuyordu, iftihar ediyordu ve bundan da o İslam'a mensubiyetle maddi manevi çok büyük yararlılıklar, çok büyük saadetler elde ediyorlardı. Yani bu çok önemli bir husustur. Evet, ve aslı zalika, bunların aslı, yani Allah kitabını anlamanın ve Resulullah'ın hadisini anlamanın temeli ilmül i'rab, i'rab ilmidir. El-Hadi ve i'rab ilmi ki hidayet eder. Nereye hidayet eder? İlâ savb-ı savab. Savb aslında yağmur demek ama burada yön demek. Yön anlamında. Çünkü yağmur bir yönden geliyor ya, o yönüyle. Yani doğru yola hidayet eden, hangi doğru yol? Yani Allah'ın kitabını anlamakta, Resulullah'ın sünnetini anlamakta ve Allah kitabının ve Resulullah sünnetinin ekseninde, mihverinde oluşan İslami ilimleri anlamakta en doğru yolu gösteren nedir? İrab ilmidir. وَقَدْ كُنْتُ فِي عَامِ تِسْعَةٌ وَاَرْبَعِينَ وَسَبِمِيَةٍ. Ben 749 yılında, bak yani tarih koyuyor çok yani. Yani alimlerimiz, Rabbim hepsine, bize de rahmet etsin, hakikaten çok sistemli düşünüyorlardı. Ben diyor 749 yılında enşe'tu bi Mekke'te, Mekke'de inşa ettim. Zadehallahu şerefa, Allah Mekke'nin şerefini artırsın. Ne inşa ettim? Yani yazdım. Kitabın fi zalike, İrab'la ilgili bir kitap yazdım. Zalike İrab'a gider. Münevviren min erciai kavaidihi kulle halik. Onun İrab'ın kaidelerinin etrafından
o kavaidihi ha damirini araba erca edeceğiz. Ve ya Rab ilminin kaidelerinin etrafına erca taraf demek. Neyi tenvir ettim, aydınlattım? Kulle halikin. Her karanlık noktayı ne yaptım? Tenvir ettim, aydınlattım. Sümme inneni usibtu bihi ve bi gayrihi fi munsarafi ila Mısır. Ben diyor onunla da başkasıyla isabet edildim. Yani kaybettim. İsabet edildim. Yani onunla ve başka şeylerle başıma musibet geldi. Kaybettim. Artık kaybetmesi sebebi nedir bilmiyorum. Altta var mı bir şey bilmiyorum. Ne zaman? Fî munsarafi ilâ Mısır. Demek ki diyor o sene çok şey olmuş. Veba olmuş. Yani demek ki o veba hastalığında birçok insan vefat etmiş. Demek ki musarif kelimesi nedir burada? Mimi Master. Ver Mimi. Öyle mi? İsmi Zaman. İsmi Zaman'dı. Kırgızistan Şeyhi. Munsaraf ismi zamandı. Yani fi vakti insirafi ila Mısra. Oldu mu? Velemma mennallahu teala aleyye fi ami sittetin ve kamsin. Allah Celle Şenuhu 756'da, yani 756'da kaç sene sonra? 7 sene sonra, değil mi? 7 sene sonra Allah bana lütfedince neyle? Bi muavadeti haramillahi teala fi hayri biladillah. Allah'ın ülkelerinin en hayırlısında olan Allah'ın haramına tekrar dönmeyle, yani Kabe'ye gitmeyle Allah bana lütfedince şemmertu an sa'adel içtihadi saniye. O içtihat yani gayret gösterme pazosunu tekrar sıvadım. Anlaşıldı mı? Tabi burada bir hani mekanın insanlar üzerindeki etkisinden, etkisi yönünden çok önemli bir nokta var. Değil mi? Ki bugün yeni dönemde bazıları yeni yeni yani mekanın bunu araştırmaya çalışıyor. Ve onun için alimlerimiz Mekke'ye gittiklerinde kitaplarını orada yazmaya, birçok alim orada kitap yazmaya gayret etmiş, Kabe'nin ruhaniyetinden istifade ederek hem bereketli olması hem ihlaslı olması için. Mesela biliyorsunuz Zemahşeri'de Keşafi orada yazmış. Daha onlar gibi birçok alim. Evet. Bu bir yani o şey orada. İkincisi bu şemmertu an sahibil içtihad burada istiare-i makiniye-i tehiliye-i terşi'iye vardır. Çünkü içtihadı insana benzetmiş. Yani sanki içtihad insanmış gibi. Zira saat fazo. O insan için vardır. İçtihat için yoktur. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Zihnen yani müellif zihninde içtihadı insana benzetmiş. Zihne. Zihnen insanı içtihada istihare etmiş. Bu istihare mekniye. Ama lafzan müstearu lehu olan içtihadi zikretmiş, müstearumunu olan insanı hasfetmiş. Böylece istihare makiniye. Saat müstearumunun özelliğidir. Müstearulehu'ya vermiş. Tehildir. Yani onunla biz istiharenin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla saadir içtihad istihare makiniye tehiliyedir. Şemmartu ise terşihtir. Yani istihareyi güçlendiriyor, süslüyor, güçlendiriyor. Şemmart, teşmir, sıvama. İşte paçaları sıvama için kullanılır. Ve isteneftul amele
ve ise yeniden başladım. İstinaf yeniden başladım. La kesilen ve la mutevamiya. Başlayınca da böyle tembellik ederek, gevşeklik yaparak değil. Yani çok gayet naşit bir şekilde başladım. Bu la kesilen Arabı nasıldır? Halmi hocam. Halmi. Yok. Ne rahatlıktır ama ne rahatlıktır. Ne rahatlıktır? Oğuzhan rahatlıktır. La kesilen mukadder olan neşitanın üzerinde atıftır. Yani ve isteneftül amele neşitan, yani aktif olarak başladım. La kesilen ve la muhvaniye. Oldu mu? Evet. Ve vadatu hâze tasnif, ve bu tasnifi koydum ala ehseni ihkamın ve tarsif. En güzel sağlamlıkta ihkam sağlamlık arkadaşlar. Ehkeme yuhkimu. Ve tarsif, tarsif taşların birbirine geçirilmesi. Mesela bu kelebek taşlar var ya, onlar birbirlerine geçiriliyor. İşte ona tarsif denir. Yani en güzel böyle ibarelerin, meselelerin birbirlerine geçirilmesi şeklinde koydum. Ve tetebbatu fihi, ve burada araştırdım. Mukfelat-i mesailel Arab. Arab meselelerinin kapalı olanlarını, daha doğrusu kufullu, yani kilitli olanlarını, onları araştırdım. Feftetahtuha. Onları ne yaptım? Açtım. Bu mukfelat-ı mesaile idafesi, yine idafet-i sıfatı ile mevsuf, yani el mesaile el mukfelat, ve burada mesail şeye benzetilmiş. Kapatılan binaya veya kapıya benzetilmiş. Değil mi? Ve yine istihare makineye ekfa tekildir. İftitade terşat. Ve mu'dilatin yesteşkiluha tullabu, ve öğrencilerin müşkil addettikleri elif-ü sinta, tabi yesteşkilu isteşkerlerinin mudaredir. Elif-ü sinta burada şey içindir. Ad içindir, talep için değil. Yani öğrencilerin müşkil addettikleri modül, insanı böyle neye sokan? Böyle ilim yönünden belirsizliğe sokan kapalı meseleleri, onları araştırdım. Fevdahtuha, onları izah ettim. Ve nekkahtuha, onları ayıkladım. Ve ağlatan ve katli cemaatin minel muaribine ve gayruhim ve gayrihim. Muarib, İrab yapanlar. İrab yapanlar iki manada kullanılır. Bir cümleyi alırsınız, o cümlenin öğelerini belirleme. Mesela zurtu beytallah, zurtu fiili madi, ta damir merfu muttasıl, damma üzere mebni mahalle merfu faalidir. Beyten lafzan mansub nesbe fethayla mefru bihidir, Allah-i mudafihidir. Böylece cümle içerisindeki bu öğeleri belirleme işlemine ne denir? İrab denir. Bizim bu doğu, güneydoğu medreselerinde bunu terkip de diyorlar. Terkip. Terkibini yap dediklerinde, yani İrab'ını yap. Hatta Molla Yunus el-Erkatini, Allah rahmet etsin, Cürcani'nin avamilini ilk 1,5 sayfasına yazmış olduğu Kürtçe bir İrab kitabı var. Ama müthiş bir kitaptır. İsmi terkiptir. Bundan dolayı ona terkip denir. Sizin aranızda bunu bilenler olduğu için soruyorum, söylüyorum. Çok eğitici bir kitaptır hakikaten. Onun gibi mesela bu Zeynizade'nin Osmanlıca izhar
ara yazdığı bir şey var. Moribul Izhar diye. Ama o Moribul Izhar terkip gibi değil. O biraz farklıdır. Ama o da Arap yapıyor. İşte Arap bu manaya geliyor. Bir de Arap nahv ilmiyle meşru. Nahv yapma. Yani Arap ilmi anlamında. Ha. İşte bu muhalifin iki manada mümkündür. Ya muhribine Arap ilmiyle iştigal edenler, Arap ilmiyle iştigal eden bir grubun düştükleri hataları da araştırdım. Fenebbehtu aleyha, o hataları dikkat çektim ve düzelttim. Veya Arap, yani mesela ilmi kaynaklarda, ilmi literatürde geçen ayetleri, hadisleri, kelam-ı kibarı ve şiirleri bizim alimlerimizin bir eğitim yöntemi olarak şöyle bir usulü vardır. O metinlerde geçen, kitaplarda geçen ayetleri mutlaka Arabını yaparlar. Sözlü ders verirken de yaparlar. Bazen de yazılı olarak da. Mesela hatırlayanınız olur. Şüzur-u Zehb şerhinde İbn-i Hişam rahimahullah her bir konunun sonunda bir ayeti celile getirir ve bu ayetin manasını ve yarabını yapar. Değil mi? Dolayısıyla müribin burada o anlamda da olabilir. Yani Arap yapanlar literatürde, kaynaklarda geçen şiirlerin, ayetlerin, hadislerin, kelam-ı kibarın Arabiyle meşgul olanlar, yani o metindeki öğeleri, işte faal, mef'ul, mübteda, haber gibi bu öğeleri açıklayan, açıklamayla meşhur olanların düştükleri hataları ben ne yaptım? Araştırdım ve düzelttim. Bu mana biraz daha şey düşüyor. Daha mütebadır yani. Fedûneke kitaba. İşte buyurun sana bir kitap. Dûneke burada ismi fiildir. Huz anlamında. İsmi fiil. İsmi fiili hatırladınız mı? Evet. Fedûneke kitaba. Buyurun sana bir kitap. Kitaba ne oluyor dûneke ya? Meful. Meful oluyor değil mi? Hal diyen kimdi ya? Meful meful. Evet, al sana. Tüşeddü lihalü fîmâ dûnehu. Öyle bir kitap ki ondan aşağı olan kitaplara bile ne yapılır? Yükler bağlanır. Şeddü lihal, sefere çıkarken sizin yükünüzü hayvanın üzerine bağlamanız demektir. Hani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem adeta bir edebiyata kazandırdığı bir cümle olarak la tuşeddu lihalu illa li selaseti mesacide. El mescidul haram ve mescidi hâza ve el mescidul aksa. Uşeddu lihalu o demektir. Ve bu edebi bir tabir olarak literatüre geçmiş. Demek ki şeddu lihal yani bir şeye yönelip gitmek. İşte diyor bu kitabın seviye olarak altında olanlara bile ne yapılır? Şeddü'l-rihal yapılır. Evet. Hocam. Sesin geliyor mu hocam? Geliyor geliyor. Hocam buradaki duna emam ana. Du emama mı? Yok ya. Dediğiniz anlamı burada uygun değil. Yani kanaatimce size daha ve söylemiştim. Özellikle Secde suresinde geçen مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا شَفِيَ o ayette bir. Bir de yine Secde suresinde وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ orada iki, bu iki ayette
dunenin emam anlamında olduğunu düşünüyorum. Ve bu manada bizi destekleyen Arap kullanımları da vardır. Mesela ve dunehu hutur. Neyse o beyti hatırlamadım. Bir iki beyte bu manayı görmüş. Ama burada fima dunehu, onun altında olanlara şeddül rihal yapılır. Ve takifu indahu fuhulur rical. Ve aslında dunehu burada indahu fuhulur rical emam anlamını daha uygun kılıyor Oğuzhan. Doğrudur. Ve takifu indahu fuhulur rical, o cümleyi görmedim. Yani onun önünde rihalin bağlandığı bir kitap. Ve vetekifu indehu, onun yanında durur. Fuhulur rical. Fuhul, fahlin çoğuludur. Fahl ne demek? Kelimenin lügavi anlamı şey demek. Yani affedersiniz, erkek gücü olan şeye, hayvanlara vesaire fahl denir. Yani evlenme gücü olana. Ama o manadan, o güç gerektirdiği için o manadan alınmış, güçlü ve büyük anlamında kullanılmış. Burada da fuhur-u rical, yani güçlü, ilimde güçlü adamların yanında durduğu, ki la ya'dûnehu, onu geçmeyerek yanında durup onlara kifayet ettiği için geçmedikleri bir kitap buyurun. İzkâne hâzel vodû fî hâzel gârat. Çünkü bu maksatta, yani İrab maksadında bu vada, yani bu kuruluş, yani bu sistem lem tesmah karihatun bi misalihi, yani gördüğü kadarıyla hiçbir zihin önün örneğini vermemiştir. Yani bu şekilde edatları alıp tek tek onları şey yapan olmamış. وَلَمْ يَنْسِجْ نَاسِجٌ عَلَى مِنْوَالِهِ, onun örneğinde hiçbir dokumacı bir şey, bir kumaş dokumamıştır. Evet. O da yine istihara vardı orada. وَمِمَّا حَسَّنِي عَلَى اللّٰهِ. Ya bu bitmiyor, burada duralım. Efendim? Çok uzun bu. Ha, çok. Ooo. Burada duralım. O mimma hasseni. Evet arkadaşlar.